Bu süreçte çok fazla Ramazan ayında sahurda neler yapmalıyız diye soru işaretleri var aslında kafalarda, ama öncelikli olarak şunu söylemek lazım. Önemli olan bizim için çok fazla karbonhidrat tüketmemek. Yani aç kalacağız korkusuyla aslında biraz da beslenme hataları yapabiliyoruz. O yüzden proteini yüksek tutmamız lazım ki bu bize tokluk sağlasın. Bunlar neler olabilir sahurda? Önceliğimiz aslında süt, yumurta, bunlara ağırlık vermek yoğurda. O yüzden birkaç seçeneğimiz olabilir. Örneğin sahuru bir bardak sütle tamamlayıp devamında bir yumurta tüketebilir. Yanında da bir karbonhidrat kaynağı olarak kuru meyve veya taze meyve tercih edebiliriz. Özellikle süt artı yumurta artı kuru meyve sahurda çok pratik olarak tavsiye ettiğim bir sahur alternatifi aslında. Bunun dışında neler yapabiliriz? Normal rutin kahvaltılıkların dışında yulafı tercih edebiliriz aslında. Sütle veya yoğurtla tatlandıracağınız yulaf çok güzel meyvelerle beraber tam bir kalorisiyle beraber sahur için güzel bir alternatif olacaktır bizim için. Ama rutinde beyaz peynirli, yumurtalı, zeytinli normal bir kahvaltıyı tavsiye ediyoruz. Ekmek tüketmek yok mu? Ekmek var tabii ki. İnsanlar böyle bir şeyden kaçınıyorlar. Ekmek tüketmeyeyim, aman kilo alırım. Aksine tam tahıllı ekmeklerden, kara buğdaylı ekmeklerden bunları tavsiye ediyoruz ki tokluk kesi sağlasın diye. Kişinin kilosuna göre bu bir dilim, iki dilim, üç dilime kadar çıkabilir ama aşırı yağlı beslenmeden, işte hamur işlerinden, böreklerden, poğaçalardan kaçınalım istiyoruz. Bunlar size aksine gece boyunca çok rahatsızlık vereceği için iftarınızı da iftara kadar geçen süreyi de sizi zorlaştıracaktır aslında. Peki şöyle bir soru akla gelebilir. Sahura kalkmalı mıyız? Kalkmamız gerekiyor mu? Yani açlık süresi çok fazla uzun olduğu için genelde sahura kalkılmasını tavsiye ediyoruz biz. Ama eğer ki kişiler sahura kalkmak istemiyorlarsa zorlamıyorum aslında. Sahura kalkılmayacaksa mutlaka yatmadan bir saat öncesinde bir şeyler atıştırılması gerekiyor. Önemli nokta olan bu aslında. İftardan iftara olan beslenmeyi biz onaylamıyoruz. Çünkü çok uzun süreli bir açlıkla maruz kalıyoruz o zaman. Ne yapabiliriz? Sütle, yumurtayla veya yoğurtla tek bir şeyle bile bir protein kaynağı aile bile bir şey sahuru yapıp yatış pozisyonuna geçebilir aslında bireyler. O yüzden burada önemli olan nokta sahuru yapmak ama saati önemli burada bizim için. Yani ya yatmadan bir saat öncesine veya imsak vaktinde yapılabilir sahur. Buradaki her şeyi yiyebiliyor muyuz sahurda hocam? Şimdi buradaki neleri yiyebiliriz Bunlar sahurda? sahurluk mu hocam? Bunlar sahurluk, hem sahurluk hem iftar sonrası aslında. Yani bu kadar bir çileği yiyemeyiz iftar sonrası tabii ki, ama mesela böyle bir kase yapabilirsiniz kendinize sahurda. Yoğurdun içerisine 2-3 kaşık yulaf ezmesi, içerisine bir porsiyon taze meyveyle tatlandırırız. Bu çok güzel bir sahur alternatifi olabilir bizim için. Ya da bir bardak süt, yanında bir tane haşlanmış yumurtayla beraber şöyle 2 tane hurma veya 2 tane siyah kayısı, gün kurusu dediğimiz siyah kayısıyla şöyle bir yiyip yatma sahuru yapabiliriz kendimize. Bu bir alternatif olabilir bizim için. Peki hocam sahurda su yemekten önce içilir, sonra içilir böyle geleneksel adetler var. Bunlar doğru mu? Ya biz şöyle tavsiye ediyoruz. Yemekten önce ve yemekten sonra su tüketimini. Besinle beraber su tüketimini tavsiye etmeme sebebimiz şu. Besin mideye girdikten sonra ekstra sıvı geldiği zaman o zaman mide hacmi genişliyor. Biz diyet sürecindeyken mideyi küçültmeye çalışırız. Büyütmeye değil. O yüzden diyet sürecindeyken besin artı sıvı alımını tavsiye etmiyoruz. Ama ben genellikle şunu söylüyorum. Sahurdan önce su tüketmeye çalışalım ki mideyi dolduralım. Ondan sonrasında da çok fazla gözümüz de aç olmaz. Midemizde yiyeceğimizin yarısı kadarıyla sahuru kapatırız. Aç kalmaktan korkmayalım.